Geldik TDM'e. Geldik TDM'e. Sevgili Yargıç Tony gibi TDM oyuncusudur. Geçen sene TDM'de yaptıkları hala akıllarda. Acayip işler yapmıştı. Yani hareketli takımlar. TDM'den hatırlıyorum. Onlar birazcık daha böyle geride duruyorlardı ama yani bakalım. İlk skorda alındı Raum tarafından. Hareketliler, hareketliler. Yani skor herhalde bitecek gibi. Skor kokusu var. Havada skor kokusu var. Birbire geldi. Lost Raum'u indirmeyi başardı. Birazcık daha şu anda iki tarafta temkinli hale geldi. Galatasaray ilk başta bir ileriye doğru zorladı ama devamında o bölgeyi aşmak tabii zor oluyor. Farklı açılarda iki ikilik bir durum söz konusu o bölgede. Yani sağ tarafı da sol kanadı da iki tarafı da iyi bir şekilde Getso tarafı savunuyor. Lost bu arada Grex'i yere indirmeyi başardı. 3-1'i buldu Getso. Şimdi Raum'a mermiler vardı. Senfoni'ye mermiler var. Oradan bir skor çıkmadı henüz. Uzi şu anda o bölgede iki Galatasaray oyuncusunun üzerine doğru gidebilir. Galatasaray oyuncuları o bölgeye doğru ilerledi. Uzi güzel bir savunma yaptı. Takım arkadaşlarının desteğiyle beraber skorlar alındı. 24-23 Uzi. Getso tarafı öne geçmişti ama 24-24 oldu. Uzi skoru aldı. Sonrasında Uzi skora dönüştü. Şimdi Raum senin de söylediğin gibi belki de maçın en iyi oyuncusu şu ana kadar. Arka arkaya Raum'dan mermiler bir skor çekti. 25-24 yaptı ama Grexy'yi kaybettiler. Ölen oyuncu da tekrardan o bölgeye hızlıca geliyor yakın olduğu için ve 37-31 oldu. Son orla da bitebilir. Saniye kaldı. Galatasaray tarafı baskıya devam ediyor. Orla da bitebilir. 38-33 son 5 saniye kaldı. Acayip. Acayip. Ama Getso kazanıyor. Skorla değil süreyle ama Getso kazanıyor. Winner winner chicken dinner Getso. Galatasaray'la çok yakın. Çok sağlam bir kapışma içine girdiler sevgili Yargıç Tony. Başa baş gitti, başa baş gitti ama kazanan Getso oldu. Alt taraf yanıyor demiştik, seninle de konuşmuştuk. Üst tarafta Ozarox'un bir avantajı olabilir demiştik. Eğer Digital Athletics elerse. Şimdi Getso yarı finale çıktı. Ozarox Digital Athletics galibini bekleyecek TDM'de. Merhabalar tekrardan. Ben TDM'le veda edeceğim. Buraya efsanevi bir isim gelecek. Kim? Judge Tony gelecek. Tony. Hukuk adam. Başladığı karatede de ciddi karate bir... Karate değil, boks. Boks düzeltiyorum. Ciddi bir yükseliş içerisinde. Ozarox mu, Digital Athletics mi? Kim kazanır sevgili Senceres? Bence bakayım şöyle bir iki takıma da Ozarox. Ben de Ozarox'u burada o zaman Digital avantajlı görüyorum. Ve ikinci sorumu da soruyorum. Süre mi, skor mu? Çok yavaş başladı. Bir süre mi skor mu? 20 saniye daha bakmak lazım ama süre gibi duruyor. Süre diyorsun 10 dakikada biter diyorsun. O zaman heyecanı yaşamaya başlayalım. Davira çekti bombayı. Çekti bombayı. Storm Swain Falconist. Swain'e doğru. O kadar iyi bir bomba ki. Yani çok sıcak ve çok etkili başlamıştı Digital Athletics. Ama sonrasında Ozarox işi dengeye oturttu. Hatta öne de geçmişlerdi ama bir kez daha Digital Athletics'in gaza bastığını görüyoruz. 3,5 dakika var bitime. Gerçekten bu işin sürede biteceği hemen hemen belli gibi. Hemen hemen diyorum. Hiçbir zaman kesin konuşamayız. Çünkü bazen 1,5 dakikalık bir sekansta 10-15 skor ortaya çıkabiliyor. Oyun iki takım tarafından da o derece açılabiliyor. Ama şu anda gidişat bu işin sürede biteceği ve farkı 5'e çeken bir Digital Athletics söz konusu. İlk kez bu kadar yüksek bir fark. 19-14. Coldex ve Cortex altıya çıktı. Altıya çıktı. Digital Athletics ilk kez avantajını bu kadar yukarıya çekti ama Storm'dan müthiş bir bomba. Digital Athletics oyuncuları kaçarak sağa sola maçı alabilirler şu anda. 34'ü buldular bu arada. Fark yeniden artmış durumda. Skorda da bitebilir. Yani 5'e indi fark. Ya 5'e indi fark diyorum pardon. 4'e indi. Skorda da bitebilir. Risk aldıkça Ozarox açık veriyor. Son 3 skor. Son 3 skor. Şu anda Digital Athletics'in elinde. Skor kokusu. Son 2 skor. Önlerinde 25 saniye var artık Digital Athletics tarafının ve 40'ı bulmayı başardılar. Yani bu skorda mı bitti, sürede mi bitti? Aslında ikisinde de bitti. Yani bitime de 20 saniye kalmıştı. Ama yine de sonuç olarak kazanan Digital Athletics oldu.
Tintin her zaman olduğu gibi bugün de bir güneş gibi yani stüdyoda adeta ışık saçıyor. Dünya tatlısı Tintin. Kimi gün meyvesini getirir, kimi gün tatlısını getirir. Bizi hiç üzmez. Neyse, şimdi konudan alakasız yerlere sapmayalım. Bra ile Fireflux arasında ana tablonun alt kısmında çok kritik bir TDM maçı. İki iyi takım. Bakalım kazanan kim olacak ve tabii ki sürede mi bitecek, skorda mı bitecek? Son günlerde uzun süreli maçlar izlemeye başladık. Burada Bra çok agresif girdi ve arka arkaya 3 skor çekti. Lotsu, Solus'u ve Solkay'ı arka arkaya yere çektiklerini gördük. 3-0. Şimdi 4-0 oldu. Bir anda 21-12. Yetişemiyoruz bile skorlara. Yani TDM maçları çok izledik, çok baktık. Yani bu herhalde en zevklisi benim için. En hızlı yani, TDM'lerden biri hakikaten. TDM işte böyle oynandığı zaman benim hoşuma gidiyor. Ben eminim seyirciler de bu oyunu seviyordur. Yani beklemekten ziyade hani böyle iki tarafında bir şeyler yapmayı istemesi yani daha böyle bir seyir zevkini arttırıyor. Kane bu arada Solus'un üzerine gitti ve skoru alındı. 24-14 oldu şu anda. Braille Spor oyuncuları ayakta kalmaya çalışıyor. Fireflux da onlara güzel bir cevap veriyor. 25-16 oldu. Solkay'ın ileriye doğru baskısı vardı. Solkay yere indirildi. Şu anda 25-17. Arka 8'e 7'ye de indirdiler. 7'ye de indirdiler. Keçi kör cerrah yere indirmeyi başardı. Fark 7. Bakalım Bra'nın farkı kapatışı devam edecek mi? 5'e kadar indi. 6'ya çıktı şimdi fark. Evet, keç kör cerrah alınca tekrar 6'ya çıktı. Yere düşürüldü. 31-30 oldu şu anda. Fireflux tarafı 1 puanın önünde. Gerçekten müthiş bir maç. Yani hızına yetişilmiyor. Kör Bra öne geçti. Düşürdü. Bra öne geçti. Kırcalı da keçi indirmişti. Şu anda Kırcalı da indirdi. Kırcalı'nın 12 skoru mu var? 33-33 oldu şu anda. Keç'in 12 skoru, Solkay'ın 10 skoru var. Körcerran'ın 13. Evet, Körcerran 13. 35-34 Fireflux önde. 35-35'e geldi artık, skorlara yetişemiyoruz. İnanılmaz, inanılmaz. Kim kazanacak bu müthiş TDM'i? Ospin elinde bombası var. O daha hızlı atacak o bombayı. İsabet sağlayamadı, düşürmeye yetmedi. Her yere bomba yağdı. Yere doğru atak yapmaya devam ediyor. Kırcalı'nın canını çok azalttı. Tospik onun üzerine doğru oynuyordu. Solkay'dan çok iyi atış geldi. 36-35 Fireflux tarafı önde. Kırcalı bir kör edici bombasını attı oraya Solkay'a doğru. Kane keçi aldı. 36-36. Solkay'a farklı noktalardan mermiler gelmeye devam ediyor. Kırcalı'nın üzerine doğru gelirken mermiler. 8-37. Şu anda Bra öne geçti. Acayip bir sona gidiyoruz. 39-37. İsabet sağlarsa diyecektim ama Bra Espor 40-37 galibiyeti almayı başardı. Son darbeyi Tospik vurdu. Winner winner chicken dinner Bra Espor. Fireflux uzun süre önde götürdü ama Bra geri geldi. Tam geldi ve böylelikle yukarıda Getso Espor Digital Athletics eşleşmesi var. Aşağıda ise Bra Espor S2G Next Rüya maçından gelecek. Galibi bekleyecek Fireflux'ı. Gerçekten olağanüstü bir maçta. İki takımı da tebrik etmek lazım.